Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınları hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabında çokgenler konusundaki ÖSYM tarzı test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda şu düzgün çokgen verilmiş ve şurası AB kenarı zeminle çakışmış. Sonra buna göre çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor bize. Şimdi ED kenarı zemine dikmiş bir de. Oo, ED kenarı zemine dikmiş. Burası 90 derece. Hocam çok yeni dış açısı burası değil mi? Evet dış açısını alfa diyelim. Dış açısı bizim için önemli. Sonra burası da dış açısı değil mi? Evet dış açısı da burası da alfadır. E sonra iç açısı 180 x alfadır hocam burası. E burası da 180 x alfadır. Ve şuraya bakar mısın ne var burada? Hocam burada şu üçünün toplamı 180 x alfa eşit olacak. Yani 180 x alfa eşittir. Alfa alfa ve 90'ın toplamı. 2 alfa artı 90 yapar. Yani 90 eşittir 3 alfa yapar. Alfayı da buradan 30 derece olarak buluruz. Çokgenin bir iç açısının ölçüsü soruluyor bize. İç açısı da 180 eksi 30'dan kaç derece olur? 150 derece olur. Yani cevap akçay oldu birinci soruda. İkinci soru teliften dolayı çözemiyorum. Ne yapıyorsunuz? Uygulamadan bakıyorsunuz. Ben şimdi üçüncü soruya bakıyorum. Üçüncü soruda düzgün beşgen verilmiş. Düzgün beşgen artık bir iç açısının 108 olduğunu öğrendiniz. Sonra kare verilmiş. Bak düzgün çokgende şu eşitler bir işime yaramadı. Kareninki de ayrı kenarlar. Ama dikkat et Karenin bir kenarı düzgün beşgenin köşegeni. Ha düzgün beşgende de ben şunu biliyorum. Bütün köşegenler birbirine eşit. E o zaman ne yapacağız? Bir köşegen daha çizmek mantıklı. Mantıklı olan köşegen şu değil mi? Evet şunu çizersek. Köşegenlerin eşitliğini yazınca. Bak şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Evet düzgün beşgende 108 ise. 180'den 108 çıkart 72'ye böl. 36 36 yapar. Aynı şekilde burası da 108. Bunlar da 36 36 yapar. E tamamı 108 olduğundan buraya da 36 derece kaldı mı? Kaldı. Hatta 36, 72, 72 yazabiliriz. Neyse. Şuradaki x kenarlığa bakacağız. Bir de şu bir kareydi. E, bu bir kare olduğu için bunun tamamı 90 derece ya. E hocam burası 36, 36, 72 ise buraya da kaç derece kaldı o zaman? 18 derece kaldı. E şimdi şu üçgene bakalım. Bu üçgende ne var kardeşim? Tepe açısı kaç derece oldu? Hop 36 artı 18. Yani 54 yaptı. İki kenar üçgenin tepe açısı 54 ise. O zaman 180'den 54 çıkarsak. 126 bir de 2'ye bölsek 63 çıkar. Taban açılarını 63 derece buluruz. Dolayısıyla cevap balık esir oldu 3. soruda. Geldik 4. soruya. Bak düzgün beşgenin bir köşegeni alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit. Mantıklı olan köşegeni çizeceğiz. Şunu çizmeyelim. Şunun alakası oldu. Ama şunu çizersek çok da alakası çıktı. Evet düzgün beşgenin bir iç açısı 108. X kenarlıktan dolayı 36-36 yapar. Aynı şekilde 108 36 36 yaptı mı yaptı. E 70'i kullanacağız. Hocam şu üçgen bir ikizkenar üçgen taban açıları 70'e 70. Yani burası da eğer, 70 ise 36'yı 70'e tamamlayan kaç derece yapıyor? 34 derece mi yapıyor? Evet. Dolayısıyla cevap akçay oldu 4. soruda. Geldik 5. soruya. Şimdi oran var burada. Oran varsa büyük ihtimal benzerlik vardır arkadaşlar. E ne yapacağız burada? Buna ait sanki kelebek melebek yok. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel kelebek yok burada. Peki şu en uzun köşegeni çizersem hocam şu simetri ekseni 60 60 parçalıyor. Dolayısıyla bununla bu paralel oluyor mu? Oluyor. Yani şurada bir kelebek çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran 1'e 1. O zaman 12 ise burası da 12'dir. E ee, burası 12 ise şu en uzun köşe en uzun köşegen bir kenarın iki katıydı. Yani 12 ise x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Yani cevap Denizli çıktı 5. soruda. Geldik 6'ya. Ali düz bir zeminde bulunduğu noktadan yönünü batıya çevirip hareketine başladıktan sonra her 6 dakikada bir saat yönünde 60 derece dönerek aynı yönde hareketine devam ediyor. Evet şu şekilde Ali buradan başladı. Batıda da 6 dakika gitti. 6 dakika 6 dakikada x gittiyse sonra buradan ne yapıyor? Yönünü 60 derece saat yönünde çeviriyor. 60 derece çevirmek hop şöyle değil midir? Evet. Hocam sonra buradan böyle gitmesi gerekirken bir daha 60 derece çeviriyor böyle. Sonra böyle gitmesi gerekirken bir daha 60 derece. Sonra böyle gitmesi gerekirken bir daha 60 derece. Sonra böyle gitmesi gerekirken bir daha 60 derece çeviriyor. Yani dış açısı 60 olan bir düzgün çokgen. Düzgün altıgen olmuyor mu bu? Evet. Evet düzgün altıgen oluyor burada. Peki ne diyor bize? Hareketi boyunca hızını değiştirmeden değiştirmediği için her zaman gittikleri yollar nedir? Birbirine eşittir. E sonra ne diyor? Hiç durmayan Ali hareketine başladığı noktadan 3. dönüşünü yaptığı noktaya Direkt gitmek isteseydi. Bak birinci dönüşü bu. ikinci dönüşü bu. Üçüncü dönüşü bu. Bizim Ali eğer buradan başlayıp direkt buraya gitmiş olsaydı. Aa o zaman o zaman, o zaman hocam bu simetriksen eksen altı geldi. Bir kenarın iki katı değil miydi? Evet. En az kaç dakikada giderdi? Arkadaş x 6 dakikada gidiyorsa 2x kaç dakikada gider? 12 dakikada gider. Dolayısıyla cevap denizli olur. Altıncı soru güzel bir soruydu. Cevap denizli. Geldik yedinci soruya. Bir katlama var. Arkadaşlar katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenar şu kenara eşit. İşte bu kenar bu kenara eşit. Buradaki açılar birbirine eşit, değil mi? E hocam sonra şuna bakacak olursak son durumda oluşan şeklin çevresinden bahsetmiş bize. Eyvallah. Şimdi burada arkadaş şuna bakacak olursak şimdi senin bu eleman buraya geldiyse katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit, değil mi? Sonra üst üste binen açıların eşitliğini de yazdın. Ve burada kaç kaç derece? 120 derece. Hocam burası da 120 derece değil mi? Evet. Burası kaç yaptı? 60 yaptı. Dikkat et simetri ekseni burası. E o zaman burası da 60. E, 60 60 ise burası da 60 oldu mu? Oldu. A ne çıktı burada? 120 derece. Bunlar da 60'ar er derece oldu. Ve sanki olay bitiyor arkadaşlar. Ve şurada da bir eşkenar üçgen çıktı. Eşitse burası da eşit burası da eşit oldu. Bak dikkat et. Şu bir yamuk. Şunlar birbirine paralel olduğu için. Yamukta şunlar eşit olduğu için bir orta taban çıktı. O zaman şunların toplamının yarısı buraya mı işte olacak? Evet. Hatta ve hatta bunlar da birbirine eşit çizgiye çizgi. Hatta ve hatta şurası da 60, burası da 60, burası da 60 çıkıyor. Şunlar da böyle çizgi 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 çıkıyor. E o zaman ben şuraya bir A kenarı diyecek olursam. Burası da A, burası da A burası da A, burası, da A. burası 2A mı yaptı? Evet. E şimdi o zaman burası da 2A üst üste bilen kenarlardan dolayı. Sonra burası 4A, burası 2A. Hocam şuradaki uzunluk ne olacak? Yamuktaki orta taban, şu yamuktaki orta taban. 4A artı 2A 6A bölü 2'den buraya 3A buluruz? Aynen öyle. Sonra son durumda oluşan şeklin çevresi. Son durumda oluşan şeklin çevresi bu değil mi? Evet. Yani şunları hesaplıyoruz kardeşim. Hadi bakalım hesaplayalım. Hocam 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 A'yı kaç vermiş? 66 vermiş. A buradan 6 çıkar. 6 Altıgenin bir kenar uzunluğu isteniyor. Altıgenin bir kenar uzunluğu da 2 A olduğundan cevap 12 çıkar. Güzel bir soru. 7. soru. Edrebit oldu. Geldik 8'e. Doğrusal bir tele eşit aralıklarla yerleştirilmiş 7 nokta aşağıdaki gibi verilmiştir. İşte 7 tane nokta var arkadaşım. Bu tel A1 ve A7 noktaları çakışacak şekilde verilen noktalar etrafında bükülmüş ve bir düzgün altıgen elde edilmiştir. Evet bunu büküyorum. Çünkü altı tane kenar var ya. Büktüm bir düzgün altıgen oluşturdum. Evet düzgün altıgeni de şöyle oluşturalım bakalım. Şöyle oluşturduk. Sonra e, A1 ile A7 çakışıyor değil mi? Bak A1'in şurada A1 var. Bak A1'den sonra ne var? A2 var. Sonra A3 var, sonra A4 var, sonra A5 var, sonra A6 var. Sonra A7 noktasında burası yapıyor yine aynı şekilde. Yani A1 ile A7 çakıştı burada. İlk durumda A2 ile A5 noktası arasındaki uzaklık 12. A2 ile A5 arasındaki uzaklık 12. Yani bunların hepsi birbirine eşit ya. 3x12 ise x'i kaç buluruz o zaman? 4 buluruz. Son durumda bu iki nokta arasındaki uzaklık yani A2 ile A5 arasındaki uzaklık. A2 ile A5 arasındaki uzaklık. Hop şurası. Arkadaş bir kenarı kaç bulduk? 4 bulduk. Bu da en uzun köşegen değil mi? Evet en uzun köşegen de nedir? Simetri eksenidir. Yani bir kenarın iki katıdır. Yani cevap 8 çıkar. Evet güzel bir soru bu da. 8. soru e oldu. Geldik 9'a. Kenarları 6 metre olan düzgün altıgen biçimdeki bir arsa inşa edilecek bir havuz için arsanın her bir kenarında şekildeki gibi kök 3 metre içeri geçirmiş. Tamam. E sonra bu yüzme alanının çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Altıgen. Alt tane eşkenar üçgenden oluşmuyor mu? Evet. Alt tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Şöyle. E bana şuradaki mesafe verin. Şuradaki mesafe ya da şuradaki mesafe. Bu dik mesafeyi ben nasıl kullanabilirim? Hocam şuradan şuraya dik çizersem bir şekilde kullanırım. Şuradaki mesafeler hep köküç köküçse şunlar birbirine paraleldir değil mi? Şununla şu ya da bununla bu. E arkadaş bir kenarı altı bunlar üç üç diye böldü. E bu bir eşkenar üçgen değil mi? Evet. 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olmak zorunda. O zaman buraya 2 kök 3 kaldı. E şunlar paralel ya. Burası da 60 yaptı. 60'ın karşısı 2 kök ise 30'un karşısı 2 yapar. Burası da 2 yapar. Bir kenar 4 çıktı. E o zaman bir kenar 4 ise yüzme alanın çevresi. 6 tane 4 var demektir. Bu da 24 yapar. Yani 9. soru Ceyhan yaptı. Ve 10. soruya geldik. Ama ben çözemiyorum. ÖSYM e telif atar diye. Ne yapıyorsunuz? Uygulamadan bakıyorsunuz eğer çözemediyseniz. E, o zaman böylelikle bu testi bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda sanırım çembere geçeceğiz artık değil mi? Evet çember konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.